Merhaba sevgili arkadaşlar. Yasağın bitiminin ertesi günü, yani bugün pazartesi. Ben de Taksim'deyim. Taksim'de bakalım insan kalabalığını görmek istedim sevgili arkadaşlar. Merak eden arkadaşlarımız için pazartesi günü yasaktan sonra Taksim'de nasıl bir insan kalabalığı var? Bunu sizler için görüntüleyeceğim sevgili arkadaşlar. Bu arada Şener Bozbey yazıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hemen çekimlere başlıyorum. Buradan böyle yeni yapılmakta olan Taksim Camii'nin inşaatı da bu arada bitmek üzere. Malın başında bekliyoruz. Sıra Selviler Caddesi ve Taksim İstiklal Caddesi de oldukça yoğun sayılır. İnsanlar bayağı bir Taksim'i doldurmuş durumdalar. Hemen şöyle anıtı da sizler için böyle görüntüleyelim. Anıtın çevresi de böyle. Arkadaşlar böyle tabii İstiklal Caddesi oldukça yine kalabalık sayılır diğer günlere göre. Çok sayıda insan İstiklal Caddesi'ne çıkmış. İşte böyle. Yeni yapılmakta olan AKM'yi de görüyorsunuz. Onun inşaatı da çok hızlı bir şekilde devam etmekte. Taksim Anıtı ve çevresinde görüyorsunuz. Bu arada ilerliyoruz böyle İstiklal Caddesi'nde. Cihangir'e giden Sıra Selviler Caddesi de gördüğünüz gibi böyle. Cihangir'e giden Sıra Selviler Caddesi'nde de yine vatandaşlarımız Cihangir'den geliyorlar. Biz de böyle İstiklal Caddesi'nin şu anda girişindeyiz ve girişinde İlerlemeye devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Burada böyle her zaman büfeler açık. Buraya geldiğinizde açık büfelerden bir şeyler yiyebilirsiniz. Arkadaşlar böyle kolay gelsin, merhabalar. Evet, burada geldiğiniz zaman arkadaşlar buradaki büfelerden yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Evet, İstiklal Caddesi'ne doğru ilerliyoruz. Gerçekten Taksim karantina gününden sonra, sokağa çıkma gününden sonra vatandaşlarımız tarafından hayli böyle doldurulmuş durumda. İşte İstiklal Caddesi'nde normalden bugün fazla bir insan var. İnsanları da görüyorsunuz. Evet, bu arada hemen Burger King de burada açık. Görmektesiniz. İstiklal Caddesi'nde sevgili arkadaşlar böyle. Vatandaşlarımızı görüyorsunuz. Şöyle bu tarafa geçeceğim ki güneşten korunalım diye sağ tarafa geçeceğim. Evet.
Tekrar gördüğünüz gibi İstiklal Caddesi'nde pazartesi diğer günlere oranla normalden daha çok bir kalabalık var. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığı da sizler için görüntülemiş oluyoruz. Bu arada zabıtalar ve polisler de sevgili arkadaşlar bu şekilde böyle devreye geziyorlar. Vatandaşlarımızın güvenliği için. Görüyorsunuz normalden daha çok bir kalabalık var İstiklal Caddesi'nde. Şöyle. Hemen böyle ara sokaklarda sizler için çekiyoruz. Yine çekim yapan burada başka insanlar da görmekteyiz. İstiklal Caddesi'nde arkadaşlar açık olan az yerlerden birisi işte Fitaş pasajı açık. Arkadaşlar buradan böyle geldiğinizde bir şeyler alabilirsiniz. Fitaş pasajından. İstiklal Caddesi gördüğünüz gibi arkadaşlar normal günlerden hayli kalabalık. İnsanlar kendine sokağa atmış durumdalar. İşte bankamatiklerin önünde de böyle para çeken vatandaşlar. Geçen burada bir olay yaşanmıştı. Bir kişi gaspçı bir kadının yüzüne öksürerek parasını gasp etmeye çalışmıştı işte. O bankamatikleri görüyorsunuz. Arkadaşlar böyle ilerliyoruz. Şöyle. Hemen şöyle geçiyoruz. İşte arkadaşlar Galatasaray Store'nin önüne geldik. Galatasaray Store'nin önünde birçok vatandaşımızı görmek mümkün bu arada. İşte görüyorsunuz İstiklal Caddesi'nde bugün çok sayıda vatandaşımız var. Böyle Galatasaray Store'yi de sevgili arkadaşlar çekiyoruz. Böyle ilerliyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen bu ara caddeleri de görüyorsunuz. Böyle ara caddeleri de çekiyoruz. Salak salak konuşuyorlar arkadaşlar. Yayınımın sonuna geldim. Gördüğünüz gibi pazartesi yani yasağın kalkmasının ertesi günü İstiklal Caddesi oldukça kalabalık. Diğer günlerde görmediğimiz alışılagelmişin dışında bir kalabalık var. Herkes kendini havanın da güzelliğinden yararlanarak sokağa atmış ve İstiklal Caddesi koronavirüsü günlerde en kalabalık günlerinden birisini yaşıyor. Bu arada artık yayınımın sonuna geldim. Şener Bozbey yazıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Seni seviyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Her zaman da bana hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar şu anda Galata Köprüsü'nün üzerindeyim. Muhteşem görüntüler var. Arkada gördüğünüz gibi hemen
Galata Kulesi ve şimdi Galata Köprüsü'nün üzerinden etrafı çekeceğim. Gerçekten muhteşem deniz, hava, güneş, her şey var. Hemen bunu sizler için görüyorum sevgili arkadaşlar. Karşıda görüyorsunuz Galata Kulesi. Hemen böyle burada bir tekne geçmekte. Karşıda sevgili arkadaşlar Süleymaniye Camisi'ni görüyorsunuz. Hemen onun karşısında Yeni Cami. Yeni Cami bu şekilde. Hemen karşıda Topkapı Sarayı'nı görüyorsunuz. Topkapı Sarayı. Böyle gerçekten muhteşem görüntüler var. Hemen karşısında Boğaziçi Köprüsü'nü görüyorsunuz. Karaköy. Ve gördüğünüz gibi Galata Kulesi. Burada da bir tekne böyle yanaşmakta. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada trafik akışı da oldukça yoğun. Ve karşıda da böyle metronun geçtiği metro yolunu görmektesiniz. İşte karşıda Süleymaniye Camii. Ve Yeni Cami. Bu arada tramvay geçişine böyle görmektesiniz. İşte Karaköy arkadaşlar, Boğaziçi Köprüsü. Gördüğünüz gibi karşıda muhteşem sevgili arkadaşlar Topkapı Sarayı'nı görmektesiniz. Topkapı Sarayı'yla artık yayınımızı sonlandıralım. Tekrar görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.